Şimdi Sayın Bahçeli'nin bu mesajları çok çok önemliydi. Bundan sonra da Özgür Özel'e gözlerimizi çevirelim. Çünkü Özgür Özel de bugün Fatih Altaylı'ya konuştu. Bu sabah Fatih Altaylı'ya hem bu çözüm süreci tartışmaları ile ilgili konuştu hem de diğer meselelere değindi. MHP lideri Bahçeli'nin bu Öcalan çıkışı ile ilgili de konuştu Özgür Özel. Emin ol, ben dedi, bunda mutlaka arkasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olduğunu düşünüyorum. Olmaması ihtimali, Erdoğan'dan habersiz yapma ihtimali olduğunu düşünmüyorum dedi. Yeni bir süreç başlayacaksa meclis çatısı altında olması gerektiğini de vurguladı. Ayrıca burada toplumsal bir mutabakata ihtiyaç var. Herkesin bu işin içinde olması lazım. Çünkü bu sorun çözülürse Türkiye'nin önü çok açılacak dedi. Yani aslında Özgür Özel bu çözüm süreci konusunda CHP'nin tavrını, tüm aktörlerin katıldığı ve meclis çatısı altında yapılacak bir süreçse evet biz de destek vereceğiz şeklinde özetliyor. Bir de Ekrem İmamoğlu hakkında çok önemli mesajlar verdi Özgür Özel. Siyasi yasak istenen dava ile ilgili de Cumhurbaşkanı adayı olamayacağı iddiasına ilişkin manşet verdi resmen. Emin olmasınlar, öyle bir süreç yürür ki aday olur Ekrem İmamoğlu dedi. Öyle bir süreç yürür ki Ekrem Bey aday olur. Ahmak davası İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun önünü kapatır mı? Tartışılan bu soruya yanıtı sert oldu. Hakkında siyasi yasak istenen İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olamayacağı iddiasına karşı çıktı. Ondan çok emin olmasın. Ayrıca şu anda çıkacak karar istinaf kararı. Öyle bir süreç yürür ki pişman olurlar bu kararı verdik. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gazeteci Fatih Altaylı'nın konuydu. Söz döndü dolaştı, partisinin Cumhurbaşkanı adayının kim olacağına geldi. Özel, kararı kendisinin almayacağını belirtti. Ben Ekrem Bey'i seçip Mansur Bey'i ve sevenlerini, Mansur Bey'i seçip Ekrem Bey'i sevenleri, kırma lüksümüz yok. Ben bu yükü sırtıma almayacağım. 6 milyon, 8 milyon, 10 milyon kişiyle bir ön seçim yapmaya bile razıyız. Genel merkezin eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan makam araçlarını geri istediği iddiası şok etkisi yarattı. Kılıçdaroğlu'nun 21 korumasının da yemek ve kıyafet ödemelerinin kesildiği söylentisine de özel açıklık getirdi. Bizim Sayman bana geldi bir şey söyledi. Başkanım dedi, bu koruma giderleri çok fazla. Ankara'dayken yemeği genel merkezde yeseler bayağı kârımız olacak dedim. Bunu konuşmuş. Biz bir lokantayla anlaştık, cevabını aldık. Duydum ki bir tutanak geldi önüme, arabalar iade edilmiş. Kendileri başka arabalar temin etmişler. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Öcalan çıkışı siyasetin ilk sırasına oturdu. CHP lideri kendi fikrini açıkladığını anlattı. Topuysa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a attı. Devlet Bey'in bu çağrısı konusunda meselenin esas sahibinin konuşması lazım. Tayyip Erdoğan bir şey konuşmuyor. Böyle bir çıkış, Tayyip Erdoğan'ın haberi olmaksızın yapıldığını ben ihtimal vermiyorum. Bu iş bir anayasa değişikliğine gelir dayanırsa biz orada yokuz.